31 Mart'ta verilecek oylar hem Gazze'nin, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için verilmiş olacak. 100 sene aradan sonra Cumhuriyet tarihinde ilk defa Filistin'in El Halil kentine barışı muhafaza etmesi için Türk askerini Mehmetçiği Erbakan Hoca gönderdi. Başbakan olduğu dönemde. Efendim öyle de Erbakan Hoca'nın başına da ondan sonra neler geldi. Ya Allah'tan kork. Gazze'deki şu manzara karşısında hala başımıza ne gelecek diye korkuyorsak, hala koltuğumuzdan endişe ediyorsak, vay halimize. Var oradayız. Vay halimize. Ne yapabiliriz? Ya ne yapabiliriz var mı? En azından şu ihracatı kesin. Şu ticareti kesin. Bu katil vahşi adamlara, insanlıktan çıkmış Siyonist rejime mal taşımak, erzak taşımak, ihracat yapmak bize mi kaldı? Bunları koruyan şu Kürecik'teki radar üssünü kapatın. Şu ablukayı delin, en azından insani yardım, gıda maddesi, su ulaştırın. Şu mübarek Ramazan'da iftar yapacağız, boğazımızdan geçmiyor. İşte bu şahsiyetli dış politikanın ortaya konulması, konuşmak yerine somut adım atılabilmesi milli görüşle olur. Bunu milli görüş tarihinden, Erbakan hocamızın icraatlarından bu millet çok iyi biliyor. Ve bunun için de Gazze'yi görüp içi yandıkça yeniden refaha koşuyor, yeniden milli görüşe koşuyor. İnşallah 31 Mart'ta verilecek oylar hem Gazze'nin, Arakan'ın, Doğu Türkistan'ın, bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşu için verilmiş olacak.